Evet dostlar, günün konusu Dell. Değerli bir arkadaşımıza bir zamanlar Dell Inspiron 15-3-35-80 satılmış. Rezalet bir hard diski var. Birazdan göstereceğim. Sadece 3-4 MB okuma hızıyla %100 kullanıyor hard diskini ve hiçbir işlem yapmıyor. 4 GB RAM'i var. Hard diski rezalet. O yüzden buna bir SSD takmayı deneyeceğiz. Tabii ki M.2 SSD takacağız ve hızlandıracağız. Bakalım sonuçlar ne olacak, ama önce bir HDD'nin kullanım şeylerini gösterelim. Windows'un ne kadar çalışamadığını görün. Evet dostlar, Dell Inspiron açtık. Bayağı uzun sürede açılması. Inspiron 3580. Gördüğünüz gibi hard disk boştayken bile Windows yalnızca 8-9 MB okumayla %100 bir kullanıma sahip. Görünürde bir CPU'nun hiç kullanılmamasından ötürü, yani bir virüs de yok. Görünürde öyle. Gördüğünüz gibi disk hep %100 kullanılıyor ve diski kullanan ne olduğuna bir bakalım. Aynen Skype kullanıyormuş. Onu bir kapatalım bakalım, bir şeyler değişecek mi? Yok. Disk ne yaparsak yapalım %100. Yani OneDrive'da çalışsa, arama dizinde çalışsa disk %100 hep çalışıyor. Çünkü çok düşük bir okumaya sahip. Şimdi bu cihaza bir M.2 SSD takacağız. Küçük 256'lık. Bakalım hız artışı nasıl olacak. Açılması falan herhalde 1 dakika falan sürüyor. Tarayıcı açarsanız falan 2 dakikada açılıyor. Bakalım hızlandırabileceğiz mi? Evet dostlar, Dell Inspiron'un içini açtık. Gördüğünüz gibi RAM, 2 slot RAM yeri var. Sadece 4 GB RAM takmışlar. RAM takviyesi ister. Çalışmayan ve çok saçma hızda çalışan bir hard disk var burada. Bu değiştirilebilir aslında. 2.5 inçlik bir SSD ile bile değiştirilebilir. Ama biz şimdilik ne yapacağız? Monster 19'a 4'te kaybettiğim 256'lık M.2 vardı, XPG. Bunu takacağız ve cihazın ne kadar hızlı çalışacağını direkt sahibinin, çatallaştım şeyde, direkt sahibinin gözünden göreceğiz, deneyeceğiz, yazılım kurup kendisine cihazı kapatabiliriz. Evet dostlar, Dell 3580, yani Inspiron 15-3580'e bir XPG takmıştık. Okuma yazma değerleri süper ve cihaz yaklaşık olarak 10 kat kadar hızlandı. Hemen sahibine soralım. Önceki haliyle yeni hali arasındaki farkı alabilir miyim senden? Devrim devrim. Devrim devrim diyor, evet. Cihaz uçak gibi oldu. Şimdi bu XPG'nin değerleri, C'yi artık ona kurduk biliyorsunuz, 256'la. Peki şunu merak ettik. D'deki o eski hard disk ne kadar hızlı okuyordu? Diğerini görmüşsünüzdür değerlerini. 2000 okuma, 1000 yazma gibi. Üzerindeki Dell'in sattığı hard disk, tabii bu 3-4 senelik bir cihaz olduğunu da söyleyelim. Çok da yeni bir cihaz değil, ama yine de aşırı yavaş çalışan bir laptoptan çok hızlı bir şekilde açılan bir laptopa geçiş için bir M.2 SSD desteği sağladık. Gördüğünüz gibi diğeri 2000 okurken bu 126 okuyabiliyordu. Bu sıralı yazması, daha doğrusu daha bir de bunun karışıkları var. Yaklaşık olarak 2000 ile 120 arasındaki farkı şöyle bakarsak 20 kattan fazla bir hızlandırma yaptık neredeyse. 20 kata yakın. Doblocudaya kadar rahat. Aynen, doblocudaya kadar rahat oldu. Artık buna birkaç sene daha binilebilir. Kötü bir hard diskten iyi bir M.2 SSD'ye geçmek cihazlarda işe yarıyor. Dediğim gibi Inspiron'un da, Inspiron 15-3000 serisinde de bir slot var. M.2 slotu var. 3580, özellikle Inspiron 3580 sahibiyseniz, cihazınız çok yavaş çalışıyorsa bir M.2 takın. Biz videoda yaptığımız gibi böylelikle yüksek hızla, keyifle kullanabilirsiniz dostlar. Bugün de bir cihazı kurtardık. Dell birkaç sene daha gider artık. Bas bakalım Ali abi şunu. Kaç tane de açılıyor bir görelim. Ya, eskiden mutfağa gidip çay koyup yarım saat yengeyle sohbet ettiğin cihaz artık öyle şeyler izin vermiyor. Aşkım bu videoda kettle'ımız görünmüyor. Kettle orada, evet. Evet, açıldı, bu kadar. Çaya kadar gitmeyi son sıra. Çaya gidemedik bile. Çay alamadık, üzgünüm. Hızlandırdık XPG katkılarıyla. Güle güle kullan Ali abi.